Evet, merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzda Dukoma oyununu oynuyoruz. Korelilerin yapmış olduğu bir korku oyunu diyelim biz bu oyuna. Doki Doki Literature Club'ın emsallerinden, yani visual novel bir oyun. Hiç oynamadım, hikayesini bilmiyorum ve de oynamadım yani. Güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Rekut yazıyor, Rekut, Rekut. Hiç oynadığımı söylemiştim zaten. Başlayalım bakalım. Ve oyunun kendiliğinden Türkçesi var. Helal olsun Korelilere. Türkçemeyle uğraşmıyoruz. Sözde Doki Doki Literature Club'ın bu Plus'ını almıştım ben. Plus'ının sizlere oyununu, yayınını yapacaktım ama ses fazla geliyor, onu kısarım. Ama maalesef oyunun yaması çıkmadığından henüz başlayamamıştım. Çünkü oyunun İngilizcesi ağır ve benim İngilizcem yetmiyor. Böyle bir oyuna, yani böyle bir oyun oynayacaksınız ki yama olması gerekiyor. Bıdı bıdıyı keselim, bakalım bu seri ne anlatıyor. Korkacak mıyız acaba? Benim adım Yonko. Bunu bildiğim için gece boyu ders çalışmaya karar verdim. Sınavlar başlamış. Koreli gençler için bayağı bir kabus. Klasik yani, liseli öğrenci herhalde bu. Yemek derken uyuyakalmışım. Ne ara sızdığımı hatırlamıyorum. Peki. Ne oldu ki oğlum? Bir kabus. Dün gece gördüğüm rüya bayağı garipti. Kafana kısılmıştım ve tüm dünya etrafımızda parçalanıyordu. Umarım son ders notlarımı gördüğümde bu şekilde hissetmem. Telefon ne? Samsung mu? Koreliler genelde mangasında, webtoonunda habire Galaxy kullanıyor da bu hafif bir S3, S4 kıvamında ama S3 mini de olabilir. Siyah. Değişik. Esas sorun geç uyanmam. Duymamışsın abi. Demek ki dünkü kabusa fazla kafayı takmışsın. Ve o da gerçekten o kabusu yaşadık mı? Bilmiyorum hocam. Geç kaldığımı inanamıyorum. Aha! 2 boyutlu lan bu. Ne? AD, AD, Shift. Ha, hızlı koşma. Ha, bir de bunun staminesi var. Ha, siktir. Ha, insanlarla diyalog V. Peki. Koşmayalım abi. Şöyle bir etrafı görelim. Kalp barım var. Vay! Bu da kim? Güzelmiş. Hadi canım. Sanırım bana bakıyor. Yok, sana bakmıyor. Konuşalım abi. Ne haber güzelim? Çok geç olmuş. Neden alarmı duymadım? Acele etmeliyim. Şundan konuş da. Allah Allah. İlginç. Bu kadarmış bunun aksiyonu. Yerden bir şey alamıyorum. Bu ne? Ve nasıl tıklıyorum buna? Mahalle sakinlerine dikkat. Sizlerin de bildiği gibi Sehva Lisesi bu hafta için final sınavlarını gerçekleştirecek. Sizlerden çıkardığımız gürültüyü en alt düzeyde tutmanız için işbirliği yapmanızı istiyoruz. Yazılar çok küçük, bunu belirtmem lazım. Bir dakika hocam, seçenekler. Yok, öyle bir dalga dümen. Üzdüm be. Alt yazılar küçük. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam. Beyler ne oluyor burada? Hey Seho. Ambulans ne ayaktan? O eleman kim? Bilmiyorum ki. Bana neye soruyor? Bu ses sınıf arkadaşım, bilmem ne, onu tanıtıyor. İneksi bir hobilerimi. Anladım. O birader 2B'den Tayhun. Tayhun. Tayfun diyeceğim buna. Dün gece okulda intihara kalkışmış. Allah Allah. Sebep? Ciddi misin? Böyle bir zamanda nasıl buradasın? Yongil sürekli Tayhun'la uğraşıyordu. Sence onun bu durumda bir ilgisi var mı? O şerefsiz genelde ne kadar abarttığının farkına varamıyor. Hey, sanırım okul güvenliğine bir duyur olacak. Tamam abi. Hadi gidelim birader. Birileri de ölse finallerden kaçış yok. Yani doğrudur. Şimdi lisede böyle bir şey olmamıştı ama genelde iptal olur amına koyayım. 119 diyor. Demek ki Kore'de ambulans 119 değil mi? Peki.
fazla zamanımız yok. Haydi gidelim. Giden abi. Şunların tipine bak ya. Öğrencilerin. İlginç. Ha şuradan giriyoruz. Kapının önünde bir yerde kolye var. Hey bu bayan Songay. Song. Song dediği öğretmeni mi acaba kim? Kaybetmemek için çantama koydum. Evet tam bir rezalet. Ha envanterimiz şey tap B kolye iş cep bayan Song'un kolyesi. Bayan Song'e verirsek artı puan kazanacağız. Gerçekten eski bir şeye benziyor. Peki. Geri. Koridor hala olayı konuşanlarla dolu. Sınıf 1E ikinci katta. Acele et vereyim. Kim lan bu kabadayı? Bu Yungil. Ha, deminki bahsetti eleman. Eyvah. Yungil. Sar mısın Yankop Bey? Hemen buraya gel. Gelmiyorum yarrağın kafası. İlla gideceğiz. Nasıl gidiyorsun? Sınavlar hazır mısın? Ne yapacaksın? Benden kopya mı çekeceksin? De bizim eleman da cüsseli birine benziyor. Kendisine zorbalık yaptırmaz herhalde. Yani herkes sıska gibi gözüküyor 2,5 boyutta da. 2 boyutta böyle. 1B sınıfından aynı zamanda Sehva okulunun sahte kabadayısı olan. Bu heriften nefret ediyorum. Kapa çeneni ve beni dinle. Eğer insanlar Tayfun'un aramızdaki ufak sürtüşmelerin bugünkü olayla bir bağlantısının olduğunu düşünür bu çok kötü olur. O yüzden kimseye bir şey söylemesini iyi edersin. Benim bildiğimi nereden düşünüyorsun? Ağzından çıkar bak da iyi unutmuş gibi davranma. Senin yüzünden bir ay boyunca kamu hizmeti yapmak zorunda kalmıştım. Bir ay. Eğer finallerden basit bir sürtüşme yüzünden kalacak olursam geleceğimi tehlikeye attığın için sen nasıl bir cezaya hak edersin sence? Valla doğası güçler var mı bu oyunda? Amına korum senin. Manetamdan çok klasik başladı ya. Pek hoşuma gitmedi. Eğer onun gibi klasa sahip bir kız senin gibi bir sersemde takılırsa küçük toplumumuzun tüm dengesini alt üst eder. 1C sınıfının en yakın arkadaşım Mina. Peki en yakın arkadaşın niye böyle zıkbeli? En yakın arkadaşına tavsiyelerde bulunmanı tavsiye ederim. Haydi haydi siktir git. Oraya gidemiyorum. Peki üst kata çıkalım. Sınıfımız neydi la bizim? Unuttum bak. Birdi. Neden Kore edebiyatı bu kadar zor? Vallahi Türk edebiyatı da zor ya. Her ülkenin öyle herhalde. Bekle matematik sınavı bugün mü? Sıçtınız hocam. 1D sınıfı. Yonga lütfen içeri geçin. Ne? Yonga lütfen geri çekil. Alanı araştırıyoruz. Laf ağzından alalım. Peki. Sanırım odam şeyimiz bu. Burası benim sınıfım değil. Ulan sınıfı nasıl unuttum ya? O zaman orada değil. Tamam sınıfı bulacağız arkadaşlar. Bir B var, bir F var. Hey, aha. Bayan Song. Evet, bu kadının kolyesi. Vereyim sana. Oyun duraksadı geldi. Taş gibi hocaymış bu arada. Günaydın Bay Song. Bay demişim bayan. Bizim asıl sınıf öğretmenimiz, Senva'daki herkes onun bir Kore pop idolu gibi gözüktüğünü söylüyor. Yanılıyor da sayılmazdır. İtiraf etmeliyim ki muhtemelen onun en büyük hayranı benim. Vay kodumun mülfçesi. Ama Tagahon olayından dolayı halen biraz kötüyüm. Tayfun sınavlardan ötürü o kadar strese girmiş ki artık dayanamamış. Böyle bir şey denemiş olması çok trajik. Kötü notlar onun hayatının sonu değil. Müngeli ispiyonla çeneni kapalı tut. Evet. Bizim seçeneklerimiz var. Doki Doki gibi değil yani. Abi çok bad boy yapacağım ya. İspiyon et amına koyayım. Skeller. Çok ciddi bir suçlama. Onun şikayet ettiğinden beri tövbe etmiş gibi duruyor. Yongo. Bana inanmıyor musun lan?
okuldan sonra bunları benimle konuşmak için gel. Notların düştü diyor. Peki. Hem de yalnız. Yavrum benim, Summertime Saga'daki ana karakter değilsin sen. İyi hadi görüşürüz. Saat kaç olmuş? Doğru ya, önden siz. Lan dur, senin kolyeni verecektim. Neyse, zaten iş başında. Lan. Hayır ya, ilk bir kolyeyi verelim abi. Elbette değilim. Veremiyorum yani. Peki. Evet, sınıf içinde koşuyorum. Za. Şimdi hocam. Her okulda zil sesi aynı mıdır ya? Eyvah, sınav saati geldi. Kağıda bakıyorum, sanki dün gece bambaşka bir şeye çalışmışım gibi. Tüm gece çalışmak pek iyi fikir değildi. Bakayım ne yazıyor, okuyamıyorum ki. Ay yapışacağım. Sorulara konsantre olmam lazım. Aha. Batı binası, 1. ve 2. sınıfların dersleri. Eleman uyuyor mu kaldı? Bir baktık dönüyor hocam. Bu ne be? Ne zamandır uyuyorum? Herkes nerede ve saat kaç? Tüm sınav günü boyunca böyle uyumamıza izin verirler. Buna inanamıyorum. Resmen batırdım. Hey lanet, ben son kitabı buluşmam lazım. Kaçırdım. Benim sorun neler? Ay yapışacağım. Bu not ne? F. Fener açmak. Tamam. Açalım abi. İnşallah fenerin pili yoktur, söverim. Tahtanın üzerinde sınıf arkadaşlarımın ismi yazılmış. Benimki hariç. Niye lan? Biz piç miyiz? Aa, save noktası. Kaydet. Tahta save noktası. Tahtalar save noktası demek. İyi. Çıkalım. Burası çok sessiz. Maşa maş, kimse lan bu bizim ağacı. Bayan Song, siz misiniz? Tamam, bunun içine 3 harfler girmiş arkadaşlar. 3 gülfü bel elham, bu sorunun çözümü. Evet canım, her şey yolunda. Neden yakınıma gelmiyorsun? Hakikaten sana ne olmuş ya? Ah, okumadan geçtim. Siktir et. Bana gel. Nasıl? Gel lan buraya! Anan sikim. Vuruyor! 3 kalbim kaldı. Aman tanrım, tuvalet. Tuvalet. Gir. Q. E. E. Slenderman taktiği uygulamak istedim. Kadına doğru şey yapmak ama işe yaramadı. Harbiden vurdum. Gitti mi? Zannetmiyorum. Ne oldu lan kadına? O da neydi öyle? W. W. Vururken W'ya basarsan F'ye şey dojlarsın diyor yani. Tamam. Feneri kapat, S. Ha. İlginç. Bu da benim saklanmamda olanak sağlıyor. Aynen bu şekilde. Tamam, şu an uygulamayı. Feneri yak ya, bir bok olmaz. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Bir not buldum. Neymiş bu? Oku. Evet. Ne diyor bu? Kızın eski bir fotoğrafı. Bu eski fotoğraf esrarengiz bir biçimde çantamızda beliriverdi. Kim bu kız? Bilmiyorum ki. Tatlıma, senin gözünün çeperini sikeyim. Çek hocam. Ha siktir. O maket bıçağı sanırım kanla kaplıydı. Çok iğrenç görünüyordu. İğrenç bir şeytan gibi. Kafanı topla. Oğlum sınav yapıyorduk. Biz ne alaka kendimizi Outlast'ta bulduk. Tabii ki de oyun korku oyunu. De ilginç bağladılar olayı. Polis ne yapalım? Polisi arasan inanmaz ki. Neymiş bu? M harita.
Sehvadaki elemanların çoğu gibi ben de Mina'ya aşığım. Bana her zaman çok iyi davranıyor. Sapkın aşk. Yakışıklı, zeki veya komik biri olmadığımı biliyorum. Okuldaki tüm erkekler onun peşindeyken neden benim gibi şişman bir inekle ilgilensin ki? O şerefsiz Möngel. Sürekli onu rahatsız ediyor ve buna katlanamıyorum. Ama ondan korkmama gerek yok. Yeni güçlerimde onun tacizlerini bir son verebilirim. Belki böylece o da bana aşık olur. Yazar bilinmiyor. Değişik notlar bulacağız belli ki. Bir F benim sınıfımda. Girelim abi sınıfıma. Şurada da bir save alalım tekrar. Sınıfımda bir şey var mı? Yeni bir şey. Yok. Işığı yak. Batı binası. Nereye gitmem gerekiyor acaba, biliyor, gösteriyor mu? Ya da bodoslama bir şekilde spontane mi? İşte ben bu oyunlarda yön kavramını çok iyi yapamıyorum. Ananın ama. Geliyor vallahi. Ananı sikim geldi. Dokunacak lan bana. Bu ne? Enerji. Gitti. Gitti mi? Lan bir siktir git. Hocam ne yapacağım ben? Ula adam yoruldu. Üst kata çık. Hadi yüksel. Yükseldi. Tamam. Bu ne? Bakalım harita, eğer düz gitmeye devam edersem kafelere de olacağımı söylüyor. Ana binanın oranın hemen arkasında. Ana binanın hem oranın hemen arkasında. İyi, düz gidelim. Aa, kafeterya. Parayla yiyecek bir şey alabilirim. Bu da benim enerjimi yükseltir veya kalp. Burada da bir save alalım. Ben paso save alırım bu arada. I don't fucking care. Neden öğretmen bu şekilde? Ben hala onu... Aa, kim lan? Bebeğim? Hey! Yosol. Hey, bu sensin. Beni hatırladın mı? Hala hayattasın, ilginç. Zar zor. Song bana lanet bir maket bıçağıyla saldırdı ve beni öldürmeye çalıştı. Hemen buradan çıkmamız lazım. Burada ne işin var ki? Sakin ol, panik yapmak hiç işine yaramaz. Hatta ölümüne neden olur. Tabii istediğim buysa. Ha bak, bu da yaralanmış, bir yerini sargılamış. Sessiz ol ve çeneni kapa. Katilin yerimizi bulmasını istemezsin. Katil mi? Belki biraz abartmış olabilirim, tamam da. Bayan son biraz garip davranmış olabilir ama final zamanında herkes biraz keçileri kaçırıyor zaten. Burada ciddi bir tehlike var. Seni ikna etmek için daha fazla vakit harcayamayacağım. Şu bahsettiğim Bayan Song okulda gördüğün bu katliamdan sorumlu kişi olabilir. Sen de bir sebepten ötürü buradasın ve öylece çekip gidemezsin. Sebep ne ola ki? Bu karanlık yerde olan şey senin uyanık dünya ile bağlantılı. Dünyanla bağlantılı. Seni buraya bir şey getirdi. Eğer ayrılmak istiyorsan bunun ne olduğunu bulmalısın. Anahtarı bularak bu yere gidip girip çıkabilirsin. Anahtar mı? Söylediğini kulağın duyuyor mu? Senin benimle kafama buluyorsun. Neden o? Mezarı boylamadan bunun nedenini araştırmaya başlasan iyi olur. Ona benziyorum. İle neyin mi kastettiğini anlamadım. Dersen sonra Bayan Song ile buluşmam gerekiyordu. Sınav esnasında uyuyakaldım ve uyandığımdan beri benim peşimde. O şey Bayan Song değil. Belki de öğretmeninle bağlantılı bir yer bu. Gizemi çözmemde yardımcı olabilir. Neden gelip onun masasını kurcalamıyorsun? Niye ben kurcalıyorum? Gel beraber yapalım abi. Ana binada ve kapılarda kilitli. Gidebilsem bile neye bakacağımı bilmiyorum. Senden bir adım öndeyim. Bir adam bir öğrencinin kapının anahtarını asıl sınıfına götürdüğünü yazan bir notu buldum. Ayrıca notun üzerinde kapının şifresi yazıldı. İlgilenmem gereken başka şeyler var. Sadece bir sınıfına git ve anahtarı bul. Sonra görüşürüz, Yonko. Haydi bakalım ayak işlerini. Yalnız benim 3 kalbim var. Bunu fullemem lazım. Bu ne? Anahtar. Ya da ışığı yak. Kafet.
Aha. Otomat. 500B. Ananın amı. Ben 50B var la bende. Cheat engine çalışıyor mu? Para hilesi yapalım hocam. Ama çok fazla para. 1000 won. Won'u değil mi bu Korelilerin para birimi? Şimdi. Cheat engine. Ne yazıyor orada? 50. Tamam, ben bunu sonunda yaparım. Şu an almaya gerek yok. Sıkıcı kitlenmiş. Ananı sikeyim. Bir A sınıfı demişti. Şimdi oraya mı gideceğiz? A kitap. Işığı kapa. Kitabı alamıyorum. Tamam. Run. Şurada bir yeni bir save alalım abi. Aldım galiba. Aldım. Bir A sınıfına gideyim. Tabi 1A sınıfı büyük ihtimalle. F. H. 1A. Yani en alt katta haliyle. Alt kat. Ve tamam. Bir dakika, fener. 1C. Ananı sikeyim. Kapa. 1C. 1B. Hadi. 1A. Kapa. Dur. Artık kilitli değil. Burada bir şey mi vardı? Yok. Ha, nefesini tutuyor burada. Şurada da bir save alalım. Aha. Şurada bir şey parıldıyor. Alamıyorum da. Işığı yak. Bir eşya buldum. Ana binanın anahtarı. Şimdi geri dönüyoruz oraya. Sen kimsin lan? Seho. Birader, işte buradasın. Kahretsin, iyi misin ya? Buradan çıkmamız lazım, yoksa tam bir tımarhane. Tamam, derin bir nefes al, gözlerini haline görmelisin. Neden burada aklını kaçırmak üzere olan sadece benmişim gibi hissediyorum. Ulan hakikaten ya. Biliyorum, sadece bana güven hiç mantıklı olmadığını biliyorum ama bu oldu. Eğer onu ya da ona benzeyen bir şey görürsen sadece birkaç tane. Her neyse, sen neden burada dikiliyorsun? O zaman gidip okul güvenliğini bulalım. Dur lan, beni yalnız bırakma. Ne? Ciddi misin? Birlikte durmalıyız. Bu arada Schweinzanger taklidim berbat. Arnold Schweinzanger. Böyle bir şey. Neyse, ben ana amacımdan sapmayayım. Anahtarı aldım, gideyim o kapıya. İki. Ses var. Bu ne? Televizyon açık ancak yayın yok. En azından tamamen kapalı değil. Tamam, bu amına kodumun kızı. Aa, adam burada keyif yapıyor ya. İlginç, sen bir E sınıfındansın öyle değil mi? E sınıfımı bir E'ymiş. Cesur ol biraz Yanko. İlgilenmem gereken daha büyük sorunlar var. Allah Allah. Hakikaten lan. Çok tuhaf. Kodumuzu. Tilt oldum ben bunu. Neyse, korkanın çocuğu olmaz. Tamam. Bir katil değil ama insana da benzemiyordu. Ya Yesul haklıyız. İyi, hadi girelim.
Ana bina 3. sınıfların derslikleri. Ana binaya mı giriyoruz şu an? Gerek abi. Aha. Yak abi ışığı. Bu binayı pek iyi tanımıyorum. Şu arataya bir göz atsam iyi olur. Bu ne be? Zehir mi ne bu? Artı bu. X4. Ananı tavandan mı geliyor? Pençe atarsa kalbimi götürür. Harita dedi. Bakayım bakalım. Tuvalet, bilgisayar laboratuvarı, personel odası. Şu an ben oradayım. Alt kata inip sağa gitmem lazım. Bir alt kata gidip de güvenlik odası. Personel odasına gideceğim. Yani önümüzdeki merdivenlerden aşağı ineceğiz. Tamam. Su içebiliyor muyum? İçemiyor. Okuldaki sebilin içindeki su neden temiz olmaz arkadaş? Taşacak mı geçiyorsunuz benimle? Bu ne? 3A sınıfı. Sınıfla benim alakam. Girmem gerekiyor mu acaba ya? Hiç bilmiyorum. Sadece şeydir burası. Oha. Girmemiz gerekiyormuş. Tüneller arası geçiş. Gir. Nereye girdik lan biz? Güney Kore bayrağı. Aha. İşe yarıyor. Burada da bir şey var. İşe yarayacak bir şey yok. İyi, bir save noktası daha. Şu ana kadar tırsmadık. Hay amına koyayım. Keşke loot verseydiniz bize. Sıkıcı kilitlenmiş. Aha. Pan zehir mi buldu? Zehri etkisizleştirecek bir yol. İyi. Demir para. 500. Temiz para. Artık bir şey alabilirim. Biri yeni coğrafya ve dünya tarihi ile alakalı kitaplar vesaire. Tamam çıkalım. Bak yanlış tuşa bastım. M. Neredeyim lan ben? Ananın aa. Jeoloji laboratuvarı buraymışız. Sola gitmemiz lazım. Dur. Aa. Tıka basa dolu içeri giremiyorum. Vuu. Üst kata çıkacağız belli ki. Değil mi? Oraya gidemiyorsak şuradan şöyle dolanacağız. Çık. Bakayım. Başkanın odası. Kapı kilitli. Su sebile. Lanet olsun. Burada da sev aldırtıyor. Neredeyim? Personel odasına gelmişiz. Nerede buranın kapısı? Kapı nerede lan? İleride olsa gerek. Staff. Aa. Güvenlik odası. İlla oraya girmem lazım. Aha. Kan görüyorum, vahşet görüyorum hocam. Security. Evet. Yayın gitmiş. Orada parıldayan bir şey var. Kameralar düzgün durumda. Bir not buldum. Okuyalım abi. Yanlış dur. Sapkının aşkı gizli bir şey. Gizli bir emir. Bu mesajı okuduktan sonra Yoket işaret verdiğim zaman birinci kattaki kameraları devre dışı bırak ve oradan ayrıl. Nasıl yapacağını umurumda değil. Okul hemşiresiyle halletmem gereken bazı şeyler var. Sakın bir şey demeye kalkma. Sen Vailen kimin sayesinde geçiniyorsanız bunu hatırla. Ya bu bayağı açık açık mı? Şeye amına koy. Bir eşya buldum, su şişesi. İçebiliyor muyum? Belki kalp yükseltir. Kullan.
Ananı sikeyim, boşa gitti galiba. Bir eşya buldum. Personel anahtar kartı. Bir personel anahtar kartı buldum. Bu sadece personelin girmesini izin verilen yerlere girmeni sağlayacak. Ama aradığım giriş kartı. Yine de bu. Peki. Bu ne? Bir not daha var. Yanlış tuş. Lan! Tap! De! Ne? Öğretmenler odasına gidip neden burada olduğuma dair bir ipucu var mı diye bakmamı söyledi. Diğer taraftan Seho güvenlik görevlerinde bulmamız. Niye ben bunların dediklerini yapıyorum? Güvenlik görevlisi. Okul binaları oldukça eski, bu yüzden bakım ve ısıtma masrafları oldukça yüksek. Elbette kötü bir görüntüleri yok. Binaların dışı tamamen yeniden dizayn edilmiş. Yine de eski binaları yıkıp sıfırdan başlamam daha iyi fikir olduğunu düşünüyorum. Çıkalım abi. Şimdi bizim nereye gitmemiz gerekiyor? Personel odası. Oraya gideceğiz. Tamam, giderim. Ananı sikeyim. Anan. Ha, siktir git. Kayboldu. Artık gidiyor. Bu ne? Ananı sik. Ananı sik. Yapma ya. Aa, en son nerede save almıştım ben? Neyse gençler, ilk ölümümüzü tattık. Biz bu bölümü burada sona erdirelim. Yani oyun güzel. Bakılır. Neyse, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hafif bir jumpscare yedim orada. Neden çıktı karşıma, çünkü orospu kadın. Mekaniklerine alışmam lazım. Bayağı bir hatalar yaptım. Umarım bu ne kadar dakika geçti bilmiyorum ama zevk almışsınızdır. Eğer bu seriyi beğendiyseniz, izlenme sayısına göre de, aldığı like'a göre de bu serinin devamını getiririm. Büyük ihtimalle ben bunu oynarım akabinde, bayağı saatlerce kaydını yaparım. Partlayabilirim, aynı Life Strange'deki gibi. Neyse, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.